Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Swissino markasının el tipi köpek kovucu cihazı arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağız. Videomuza geçmeden önce Kovmatik firmasına da buradan Swissino markalı İsviçre menşeli ürünleri bize sunduğu için Kovmatik firmasına da teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi Swissino markasının birçok hayvan, zararsız hayvan kovucu ürünleri bulunmaktadır. Biz de böyle el tipi bir köpek kovucusunun tanıtımını yapacağız. Şimdi kutu açılımına geçmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu el tipi köpek kovucusu köpekleri kovar, uzaklaştırır. Saldırgan köpekleri, üzerinize doğru gelen köpekleri tuttuğunuzda kovar, uzaklaştırır. Kediler de bu frekansa duyarlı. Onu da söyleyeyim. Ha, kediyi kaçırır demiyorum. Evimde iki tane kedi var. Bu kedilerde test ettim. Tuttuğum zaman üzerlerine doğru gittiğimde kaçıyorlar arkadaşlar. Frekansa duyarlılar. Habersiz tuttuğumda da hemen o yöne kafasını çeviriyorlar şaşkın bir şekilde. Onu da bilgisini vereyim. Ancak bu biz cihazı kedi kovucu olarak değil, köpek kovucu olarak satmaktayız. Şimdi kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce şurada göstereyim. GTIN kodu kayıtlıdır. Orijinal bir üründür. İsviçre malıdır. Bu marka İsviçre'nin markasıdır arkadaşlar. İthalatçı firma ise Kovmatik firmasıdır. Türkiye'ye bu ürünleri Kovmatik firması tarafından getirilmektedir arkadaşlar. Kutu açılımını yapalım. Bu ürünü ben daha önceden açtım. Testlerini yaptım. Kutu içerisinden şöyle bir adet kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Burada 5 farklı dilde nasıl kullanacağıyla ilgili bilgi var. Bunları bir kenara geçiyorum. Türkçe yok sanırım. Şimdi tabii dur ihtimalle konuşmayalım. Bakalım hızlıca var mı Türkçe diye. Ona göre size de söyleyelim. Burada yok. Şu diğer burada var mı diye bakıyorum. TR. Evet, TR varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ultrasonik köpek kovucu, içindekiler bir adet ürün diyor. Güçlü ultrasonik saldırgan köpekleri ve kedileri kovar. Evcil hayvanlar için güvenli ve zararsızdır. Arkadaşlar bu firmanın ürünlerinin artı yanı hayvanlara, sizler de tabii kimse zarar vermek istemez. Zarar vermeden uzaklaştırmak, kovmak arkadaşlar. Dolayısıyla zarar vermeden hayvanları uzaklaştırabilirsiniz. Şimdi bu kılavuzu da şöyle bir kenara bırakalım. Ürünümüze inceleyelim. Öncelikle ürünümüzün şöyle bir bilekliğe takma askısı, el askısı bulunmaktadır. Ondan bahsedelim. Şurada firmanın logosu bulunmaktadır. Swissino Solution diye yazmakta arkadaşlar. Şurada cebinize ya da kemerinize asmak için şöyle kaliteli sert bir metal askılık yeri bulunmaktadır arkadaşlar. Şurada da ürünü bas, açma kapama düğmesi burada. Şurada da bastığımızda ışık yanar. Onu da şöyle videoda gösterelim. Şu şekilde bastığımız zaman. Ancak şunu söyleyeyim. Bu ürün size sıfır olarak geldiği zaman içerisinden pil takılı olarak gelmez. Sizin takmanız gerekiyor. Ben şimdi bu ürünü açacağım. Ben daha önce bunun pilini taktım. Şurada bir vida yuvası var arkadaşlar. Burayı şöyle ince uçlu bir yıldız tornavida ile açacaksınız. Bakın şurada 9 voltluk yassı pil giriş kısmı var. Gördüğünüz gibi. Bu ürün size bu şekilde boş bir şekilde gelecek. Sıfır üründür. Siz bunu ince uçlu yıldız tornavida ile açıp içerisine bir adet 9 voltluk yassı pil koyabilirsiniz. Ben Toshiba koydum. Siz GP koyabilirsiniz, Duracell koyabilirsiniz. Daha kaliteli pil de kullanabilirsiniz. Ne kadar kaliteli pil koyarsanız değiştirme süreniz o kadar uzun olacaktır. Bunu buraya taktıktan sonra bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar vidasını sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Burayı sıkıştırdık ama tam oturtamamışız. Şimdi oturttuk. Evet. Tekrar bir bakalım. Boşluk kalmasın. Şöyle yeşil renk, koyu yeşil renk arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle içerisinde bir el askısı bulunmakta. Cep askısı yan tarafında. Ürünün tek fonksiyonu ultrasonik ses yaymak arkadaşlar. Şu düğmeye bastığınızda bakın çalıştığını buradan gösteriyor. Ben şimdi mikrofonu kulağıma tuttuğumda ben bu sesi ultrasonik dalgayı duyuyorum arkadaşlar. Ama şuradan da mikrofona tutuyorum. Bilmiyorum çıkıyor mu. Şimdi bu videoyu buraya kadar çektik. Bu videoyu dışarıda
çekeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz köpekler üzerinde. Bir bakacağız nasıl etkili mi, duyarlı mı köpekler bunlara. Hadi gelin ona geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Ben Mehmet Akif. Şu anda bu köpek kovucu cihazımızın testini yapacağız. Bunu test etmek için İTÜ Ayaz Ağa kampüsüne geldim. Aynı zamanda okuduğum okul arkadaşlar. Burada okulda birçok köpek var. Şimdi bunların üzerinde bir test edeceğiz bunu. Bu köpekler de normal zamanda, şöyle göstereyim. Normal zamanda bizleri, yani daha çok yaya öğrencilere de saldırıyorlar. Araçla geçen insanlara da saldırıyorlar. Motorları özellikle, ben de motorumla geldim, şöyle göstereyim. Şimdi burada bir köpek var ve birçok köpek var aslında. Bunlar üzerinde bir test edeceğiz. Şu bir tanesi. Bakalım tuttuğumuz zaman ne yapacak. Kaçmaya başladı gördüğünüz gibi. Tabii bunun etki mesafesi 12 metre kare diyor. 4-5 metredir. Şimdi bunlar yukarı doğru gidiyor ama bunlara doğru yaklaşacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi kaçmaya başladı. Şimdi şu bunlar gidiyor, yukarı doğru gidiyorlar. Yani şu aşağıda birkaç tane köpek var. Onlara doğru gideyim. Motorum orada. Evet. Şu anda yok arkadaşlar. Bu yukarı doğru gidenlere yukarı çıkacağım. Yukarı doğru gidenlere tekrar deneyeceğiz. Bir de yukarıda da birkaç tane köpek var. Bu arada şunu da belirteyim. Bu cihazları köpekleri kovalamak için kullanmayacağız arkadaşlar. Eğer ki köpek size karşı saldırıya geçiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında hayvanlara eziyet etmek için kullanılmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bu şekilde yapalım. Motoru çalıştıralım. Amacımız hayvanlara eziyet etmek değil. Şöyle. Pardon arkadaşlar, bir kamera açısı ayarlayacağım. Çünkü bir yandan motor kullanacağım için tripodumuzu da ayarladık. Şu an bu köpek, bakın arkadaşlar, şöyle tutalım. Bakın direkt kaçmaya başladı. Tabii bu, şimdi ben bunu burada videoyu durdurup tekrar başlatacağım yukarı gidince. Evet arkadaşlar, burada da bir köpek var. Şuraya odaklayalım. Bakın. Biraz rahatsız ettik seni ama kusura bakma. Direkt algıladı ultrasonik sesi ve
uzaklaştırmış olduk. Şu anda bu köpek bize saldırmıyordu. Ancak bunu test etmek için gösterdim. Burada uyuyordu. Rahatsız ettik hayvanı, ancak bu videoyu da birilerinin izlemesi gerekiyordu. Şimdi tekrar başka yerlerde bir köpek görürsem, kampüsün içerisindeyim, tekrar video çekeceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şurada birkaç köpek daha var. Araç geliyor. Araç gelsin, karşıya geçeceğim. Bir tanesi sollama yaptı. Bakın şurada bir köpek var. Ona tutayım. Şöyle biraz yaklaşmam gerekecek. Şu an orada duruyor. Algılamadı galiba. Şurada iki tane köpek var. Onlara bir deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar, köpek kalktı. Kaçmaya başladı. Şu yukarıda da bir tane köpek var. Onu da deneme yapacağım. Bakın şurada. Kendiliğinden kaçıyor. Şu an ben denemiyorum. Biraz yaklaşayım. Benden kaçmazsa eğer tutacağım. Şöyle. Bir dikkat çekti, sonra hızlandı. Şu an kaçıyor. Şu köpek, bakın şurada arkadaşlar, kaçıyorlar şu an. Şöyle çekelim. Evet, köpekler kaçtı. Aşağı doğru gidiyorlar. Şimdi tekrar peşlerinden gitmeyeceğim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bizim zaten amacımız hayvanlara eziyet etmek değil. Bakın aşağıdan havlama sesleri geliyor. Dediğim gibi amacımız hayvanlara eziyet etmek değil. Duran, sakin duran ya da yerinde duran, bize saldırıya geçmeyen bir hayvanı kovalamak değil niyetimiz. Yalnızca yaya arkadaşlar, bu saatte örneğin buradan yaya olarak birinin geçtiğini düşünün. Buradan geçerken bu hayvanlar saldırıya geçebiliyor. Her hayvan için söylemiyorum. Burada bir sürü köpek var. Saldırıya geçebiliyor. Dolayısıyla böyle bir cihaz yanınızda bulunursa hayvanları kendinizden uzaklaştırırsınız. Buna bastığınızda ultrasonik köpekleri rahatsız edici bir ses dalgası yaymakta ve dolayısıyla bu hayvanların size yaklaşmasını engellemektedir. Aynı zamanda bakın, ben de motosiklet kullanıyorum. Motosiklet, bisiklet kullanan arkadaşlar için buradan siz bisikletle de geçseniz, motosikletle de geçseniz, özellikle motosikletlerin çıkardığı motor sesine daha çok tilt oluyor bu köpekler. Peşlerinden dahi koşuyorlar. O esnada hani hatta okulda bundan dolayı kaza yapan motorcu arkadaşlar var. Bu cihazı alarak daha emniyetli hale getirebilirsiniz sürüşlerinizi. Bu tarz yerlerde daha çok işiniz varsa. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar, ürün bu şekilde. Birkaç tane köpek de test edip size bunu göstermeye çalıştım. Kaliteli bir cihaz. Piyasadaki ucuz cihazlardan değil. Kovmatik firmasının bize getirmiş olduğu bir ürün. Bu arada şurada bir tane köpek var. Kameranın ışığı biraz gözümü aldı. Bakın şimdi buna tutalım. Bakalım bunu kaçırabilecek miyiz? Bakın tam şurada köpek. Buraya dikkat çekti ve bu tasmalı bu köpek. Böyle yaklaşalım bununla. Bakın. Gel 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 gel, kaçma. Evet, burası bayağı ıssız.
Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. En azından ürünü test etmiş olduk. Bu arada köpek de şurada duruyor, gitmedi. Gel küçük küçük. Küçük küçük. Gel gel. Gel gel gel. Gel küçük küçük. Kaçma kaçma gel. Evet. Videoyu burada bitirirken benim bu ürünle ilgili diyeceğim şeyler bunlardı arkadaşlar. Tekrar yine tekrar edecek olursak dediğim gibi niyetimiz hayvanları korkutmak ya da onlarla gereksiz yere onlarla uğraşmak değil. Bu tarz yerlerden yaya, bisiklet ya da motosikletle geçiyorsanız yanınızda bu şekilde bir cihazın olmasında fayda var. Tavsiye edebileceğim garantili bir üründür. İsviçre'nin malıdır. Kovmatik firmasından Erkan Bey bu ürünleri bizler için Türkiye'ye getirmektedir. Buradan da kendisine selamlarımı iletiyorum. Videoyu umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.